Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden beni takip edenler için söylüyorum. Japon balıklarımın yavrularını almıştım. Şu an gece yarısı arkadaşlar. Gece vakti çekiyorum video. Gece yarısı dedim 8.30 falan saat. Arkadaşlar şimdi biraz ufaktan bir artımaya attım. Ben normalde 2 oyun falan atıyorum. Bakın şöyle hareketlerine Japon yavrularımızın. Artık 3 kuyruk şeklinde arka kuyrukları, karınların şişkinlikleri oluşmaya başladı. Yaklaşık bu yavrular yumurtadan itibaren tam net olarak arkadaşlar 11 günlük balıklar arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şimdi bunların daha ileride üretimiyle ilgili videolar atacağım. Canlı canlı atacağım, böyle anlatmak istemiyorum detaylı bilgilerini. Yalnız işte bir 70-80 yumurtadan 15 tanesini çıkarttık arkadaşlar. Bunda da tabi teknik hatalarım var. Onları bir sonraki, ilk denememde bu, bir sonraki aşamada daha profesyonel ve daha güzel olacak. Yalnız şöyle bir şey var. Yumurtaların çıktıktan sonra hiç kaybım olmadı arkadaşlar. Net sayı şeklinde kaldı. Hiçbir şekilde ölmedi. Allah'a şükürler olsun. İnşallah böyle de devam eder. Düzenli bir şekilde günlük 3 sefer, 2 sefer artmaya veriyorum. Bazen 3 sefer veriyorum. Çok az bakıyorum işte karınların şişkinliklerine göre. Balıklarımız gayet güzel büyüyor. Faunumuz değil bu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Eşimin borcamını çaldım. Biraz kızdı ama olsun. Evde yeterince var zaten. Şimdi bunların suları küçük bir kaptaydı. Su seviyesini çoğalttım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani yavaş yavaş. Şimdi bunlar biraz daha böyle kalacak arkadaşlar. Bir işte 10-15 gün daha tutayım burada. 10 gün daha tutayım istiyorum. 10 günün sonunda arkadaşlar balıkları akvaryum ortamına geçireceğim. İnanın ben de merak ediyorum nasıl olacak. Büyüteceğim inşallah Allah'ın izniyle kayıpsız bir şekilde. Şu an için Japonlarımız dediğim gibi ya maşallah diyeyim. Arkadaşlar maşallahlarınızı da esirgemeyin. Görüyorsunuz çok tatlı ya, inanılmaz zevkli. Japon yavrusu alıp da büyütmek çok keyif verici. Şöyle söyleyeyim ki arkadaşlar, bunun tadı zevki çok farklı. Çünkü dediğim gibi ilkleri her zaman güzel olur. Ben her ilkte çok seviniyorum ama bu Japonlarda hep bir merakım vardı zaten. Hani bir yavrusunu alayım, yavrusunu büyüteyim gibisine nasip oldu. Yani bu demek ki tecrübeyle, zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe mi diyeyim, biraz daha tecrübe edinmek gerekiyor bu iş için. Biraz da cesaret etmek gerekiyor. Denk geldiğini anlamak gerekiyor. Ne zaman yumurta dökecek, ne zaman, bunlar tamamen tecrübe dayanan bilgilerle oluşuyor. Şu an dediğim gibi harika bir şekilde yemleniyorlar. Sağlıklı bir şekilde, hiçbir sorunsuz büyümeleri hızla devam ediyor arkadaşlar. İlk videolarımdan takip edenler varsa yumurta şeklinde de göreceklerdir. Küçük bir saklama kabındaydı arkadaşlar. Hatta o saklama kabı da şuydu arkadaşlar. Şu saklama kabında yumurtaları döktüm. Ne kadar küçük olursa o kadar iyi oluyor. Detaylı bilgi vermiyorum. Detaylı bilgi üretim tekrar yaptığımda vereceğim. Arkadaşlar Japon damızlıklarımız da gayet neşeleri yerinde. Çok sağlıklı bir şekilde. Suyu görüyorsunuz cam gibi. Ben öyle diyeyim. Karşı bir koya bakın netliğine falan. Yaklaşık arkadaşlar bunun da suyu bir 10 günü geçti. Değiştirmedim. Ama filtreye devamlı işte 2-3 günde bir şey yapıyorum. Temizliyorum. Balıkların sağlık durumları çok iyi olduğu için, su dengesi de oturduğu için, bir dış filtremiz de var arkadaşlar burada şöyle. Sunsun'un. Hem dış filtre, hem pipo, hem hamur sistemi olduğu için devamlı su döngüsü oluyor. Su hep böyle bir arıtmadan geçiyor, bir filtreden geçiyor. Temiz kalıyor suları. Zaten pislik ben hiç görmüyorum. Yani başkası
nasıl yapıyor bilmiyorum ama her tarafta pislikler uçuşuyor. Bir şeyler görüyorum videolarda. Bazısı cam gibi oluyor. Yani herkes farklı yapıyor da. Ben de Allah'a şükürler olsun öyle yoğun bir böyle pislik falan olmuyor. Ya 10-15 gündür, rahat bir 10 gündür su değişimi yapmıyorum şu an. Yapacağım ama çok yapmayacağım. İşte şu seviyelerde biraz su ekleyeceğim. Çünkü balıkların hiçbir sağlık sorunları yok. Çok hoş duruyorlar. Hiç bozmak istemiyorum neşelerini. Şu taşlarda koydum. Hem bakteri tutuyor. Yalnız bunlarda sürtünme çok olduğu için acaba pulları dökülmeye başladı. Kilo aldıkları için mi? Mevsimsel mi? Yoksa çok sürtündükleri için mi bilmiyorum ama sağlık durumları yerinde arkadaşlar. Bakın şimdi Japonumuz şu dışkı falan yapıyor. Dışkının büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Bayağı bir dışkı yapıyor ama yani etrafta dediğim gibi sağda solda imkan yok. Dışkı göremezsiniz. Çünkü şuradaki sampımız bakın şöyle deli gibi çalışıyor arkadaşlar. Ben kendim yaptığım bir sump sistemi bu. Hammer sistemiyle, havayla alakalı. Şuradan çekiş yerindeki delikte sineklik teli vardı alüminyum. Onu yırttım arkadaşlar. Çünkü bunların pislikleri büyük. Direkt çeksin oraya gitsin diye. Dediğim gibi dış filtre var. Daha dış filtreye de hiç şey yapmadım, bakmadım. Bakmayı da düşünmüyorum uzun bir süre. Kalsın. Pipomuz var, buramız var. Temizleriz. O ne zaman su vermemeye başlıyor o zaman değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü iyice bir bakterisi tam olarak otursun. Arkadaşlar buraya şimdi yeni balık ekleyeceğim ama biraz daha ilerleyen zamanlarda ekleyeceğim. Buraya çok da böyle dolu dolu yapmak istemiyorum. Buraya 2-3 tane daha balık var kafamda. Şimdi çok güzel balıklar, görseli hoş olan balıklardan toplamak istiyorum. Bunlar da harika. Yalnız bu orandaların siyah, beyaz, böyle renkli renkli desenli olanları var böyle ne diyeyim. Onun tam şeyini bilmiyorum da böyle komando gibi böyle çok harika desenli olanlar var arkadaşlar. Ondan merakım var. Parası neyse problem değil. Ben hiçbir zaman paraya dert etmedim arkadaşlar. Zevkimden hiçbir zaman da ödün vermem. Allah'ın izniyle. Yani 200 liraymış, 300 liraymış. Vereceğiz, alacağız. Bir tane balık da olsa vereceğiz yani arkadaşlar. Bu balıklar harika balıklar, hoş balıklar. Yalnız çok hastalanmasın. Hastalığı bunlarda ben daha önce de çok Japon besledim. Japon bir kere kırarsanız arkadaşlar hastalıkla alakalı en az 3-5 tane kaybınız olur. Ne oldum demeye gelmeden öldürürsünüz balıkları. O yüzden filtre sistemimiz çok kuvvetli olsun. 10 günde bir muhakkak su değiştirin. Ben değiştirmedim ama değiştireceğim. Şu suyu yeni bastım arkadaşlar. Şu suyu 3-4 gün otursun. Oturduktan sonra su değişimi yapacağım. Japon balıklarına ben 3 öğün yem atıyorum arkadaşlar. Sabah öğle akşam şeklinde. Bu şekilde sağlıklı oluyor arkadaşlar. Bir de yemi şöyle söyleyeyim. Karışık protein ağırlıklı yemleri var. Sera'nın, Tetra'nın, Discus yemleri var. Artı karışık JBR'in yemleri var. Hani çeşitli protein yemlerini karıştırdım. Hepsini karıştırıp veriyorum arkadaşlar. Bir de bunlara bitkisel öğün yemler de veriyorum. Geçen bezelye verdim mesela. Haşlanmış bezelye verdim. Sever Japonlarımız. Böyle şeyler verin arada. Yeşillik. Sırf protein ağırlıklı bakmayın. Proteinle niye besleniyor balıklar onu da söyleyeyim. Yumurta toplasınlar diye arkadaşlar. Proteinle ağırlıklı beslerseniz yumurta toplar. Şimdi benim peteğin yanında arkadaşlar bu en büyük akvaryumlarımdan birisi. Buradaki. Şöyle söyleyeyim. Salonumda daha büyük akvaryumlar var. Buradaki en büyük. 60'a 90 45 yüksekliği var arkadaşlar. Bayağı bir büyüklük var, derinlik var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim akvaryumda. Tek sıkıntım peteğime çok yakın. Bu yüzden 25-26'ları görüyor derecemiz. Bu balıkların 22 ile şu an hani üretim için 20 derecede maksimum 20-25 gün bekletilmesi lazım bu balıkların. Üreme eğilimine tekrar girmeleriyle alakalı. Arkadaşlar bu balıklar dediğim gibi bir 20 gün 20 ile 21-22 derecelerde durması lazım. 20-21-22 derecelerde 20 gün durduktan sonra bunların seviyesi kademe kademe arttırılması lazım. Bunlar ilkbahar aylarında
çoğalıyor arkadaşlar. Sıcaklığın 24-25 derecelerde yumurtlama eğilimi gösteriyorlar. Hani bunlara bu şekilde eğer uyum sağlarsak balıklarımız ürer arkadaşlar mevsimsel olarak. Biz bu mevsimi taklit etmemiz lazım. Yani 20 derecede bu balıkları sabitleyip 21 derecede, sonra da kademe kademe 20 günden sonra 22, 23, 24 derecelere getirip bu balıkların üreme eylemine girmesini sağlamamız lazım. İlk önce 20 gün boyunca durduklarında yumurta topluyorlar arkadaşlar o soğukta. Soğukta yumurta toplamaya başlar bunlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey. Ben şimdi bu dereceyle alakalı oynama çok rahat yaparım ama oynama yapmak istemiyorum. Neden istemiyorum onu da söyleyeyim. Balıklar beyaz menek olmasın diye, tehlikeye girmesin diye buz atacağım ben buraya arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda ufak bir deneme yapacağım. Neyse arkadaşlar, şöyle son bir yavrularımı da göstereyim. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı hobiler dilerim.